Efendim herkese tekrar merhaba. Yine karşınızdayız. Sınavların, süreçlerin hızıyla diyeceğim. TEOG'da yeni gelişmeler var mı yok mu çok merak ettiğinizi biliyorum ama üniversite adayları açısından da önemli bir süreç var. Bugün sonuçların açıklanmasını bekliyorduk üniversite adayları için. Ama gördüğümüz o ki şu saate kadar açıklanmadı. Herhalde yeni haftaya kalacak. Yeni haftanın ilk iki gününde belki de salı günü sonuçlar açıklanır diye hayal ediyoruz, umuyoruz. Biz bu konuda eğer daha öncesinde bir gelişmeye sahip olursak sosyal medyadan ve sitemiz eğitimveeğitim.com'dan her zaman size bilgi vereceğiz. Anı anına sizlere bilgileri ulaştıracağız. Biraz TEOG konuşacağız ama ilk bölümde yine çok önemli bir konuğu ağırlıyorum. TEOG'daki son durum nedir merak ediyorsanız gelin hep birlikte şimdi konuğumuza kulak verelim. Bilfen İlköğretim Kurumları Rehberlik Bölüm Başkanı Sayın Tuğçe Kılıç bizle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi gözümüz kulağımız sizin söyleyeceğiniz şeylerde. Son durumda TEOG'da neler oldu? İdari mahkemenin kararı hala bekleniyor. İki gün önce biz bunu flash haber diye duyurduk ve demiştik ki herhalde Cuma'ya kadar bu iş netleşir. İdari mahkeme bir cevap döner ama şu saat oldu. Henüz bir cevap dönmedi. Artık gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na döndü. Bekleyecek miyiz hala kararı? Beklemeyecek miyiz? Siz neler duydunuz? Sizin duyumlarınız nasıl? Biz aslına bakarsanız tıpkı sizin gibi bugün açıklama yapılmasını, puanların açıklanmasını bekledik. Hala da bekliyoruz. Saat 5'e kadar bir sürecimiz var diye düşünüyorum. Özel okullar bugün açıklanacak şekilde ikinci bir takvim planladılar çünkü. Eğer bugün açıklanmazsa ayrı bir takvime geçiliyor olacak. Dolayısıyla son bir saatimiz belki de bekliyoruz ama açıklanmazsa da önümüzdeki haftaki süreç içerisinde herhalde takip ediyor olacağız sonuçları. Buradan da an anına yine bilgileri vereceğiz sizlerin vasıtasıyla. Şimdi biraz özel okulları sormak istiyorum. Çünkü aslında bu malum takvim değişikliği en çok özel okulları etkiledi. Özel okul tercihi yapacak adaylardan sonra da tabii devlet okulları da beklemedi. Özel okulların tercih takvimi nasıl olur? Nelere dikkat etmesi gerekiyor burada adayların? Şöyle şimdi ilk etapta şu anda aslında etkilenmedi. Yani 5 Temmuz'da son bulacaktı. Etkilenen tek şey ilk kayıtların başlama süresi oldu. Ön kayıtları biraz uzattılar. Bu pazara kadar uzadı ön kayıtları. Pazartesi salı ilk kayıtlarla süreçlerini başlatıp planlandığı gibi 5 Temmuz'da bitirecekler gözüküyor. Eğer bugün akşama kadar bir açıklama yapılırsa. Ancak tabii bugün yapılamaz ise eğer bu açıklama yani puanları duyamazsak o zaman özel okulların takvimi daralacağı için muhtemelen devlet tercihlerine doğru bir ilerleme söz konusu olacak. Bu da devlet okulları tercihinin yani merkezi yerleştirmenin aslında birazcık daha takviminin belki de oynayabileceği anlamına geliyor bizim için. Evet. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Özel okul kaydı aslında biraz aşamalı bir kayıt haline geldi. Önce ön kayıt var, sonra kesin kayıt var, sonra serbest kayıt denilen bir dönem var. Bir bunların ne olduğunu konuklarımıza, izleyicilerimize pardon açıklayalım. Bir yandan da birden fazla özel okul tercihi yapabilir miyiz? Hani şunu tercih ediyorum ama bu da garantide olsun diyebilir miyiz mesela? Tabii tabii. Özel okul tercihi yapmakta herhangi bir sınırlama yok. Ancak bir farklılığı var özel okulların. Taban puan yayınlıyorlar biliyorsunuz. Evet. Taban puana eşit ya da üzerinde kalıyor olması gerekiyor öğrencinin puanının. Her okul farklı puan türü yayınlıyor. O puan türüne göre, onların açıkladığı puana göre üstte kalıyor olması ya da en azından minimumda eşit olması gerekiyor ön kayıt başvurusu yapabilmesi için. Ama bu koşul olduğu sürece tabii ki istediği kadar özel okula ön kayıt başvurusunda bulunabilir. Evet. Süreçte şöyle olacak. Yani ilk ön kayıtta muhtemelen birazcık daha bütün okullarda yığılmalar olacak. Belki de ilk baştaki sıralar aynı gözükecek. Evet. Yani mesela diyelim ki 200 kişilik bir kontenjandan bahsediliyor ama 1000 tane ön kayıt mümkün herhalde değil mi? Tabii tabii. Böyle şeyler görebiliriz. Üstünde olacak çünkü onlar da en üst puandan başlayarak bir sıralama yapacaklar. Evet. Hatta puan eşitliğinde tıpkı merkezi yerleştirmede olduğu gibi bir takım kriterler koydular. O kriterlere göre de bir yüksekten aza doğru bir puan sıralaması yapıp işte kontenjanları 200 ise ilk 200 kişiyi İlk kayıt döneminde aday olarak gösterecekler. Evet. Ona göre de kayıtlar yapıldıktan sonra eğer ki kontenjanları dolmadıysa serbest kayıt dedikleri sürece geçiyor olacaklar kontenjan ihtiyaçları çerçevesinde. Peki şimdi biraz devlet okullarını da sorayım. Ondan da çok soru alıyorum. Başvurucu sürecindeki tercih haklarımız neler? Hepsini doldurmak zorunda mıyız? Nelere dikkat etmeliyiz bu süreçte? Şimdi devlet okullarında 25 tercih yapacaklar. Aslına bakarsanız bu çok yüksek bir sayı. Yani 25 tercihin hepsini de doldurmak zorunda değiliz. Bir tercih de yapabiliriz. 3-5 tercih de yapabiliriz. Evet. Ne kadar puanımız aslında istediğimiz yere denk geliyorsa o kadar da tercihler netleşecektir diye düşünüyorum.
Bu sene bir avantajımız var ve özel okullardan farklılaşan devletin şöyle bir süreci var. Geçen seneki TEOG'da en düşük aldıkları öğrencinin puanı taban puan olarak açıklanacak. Evet. Ama tabii ki bunun üzerinde kalmamız gibi özel okullardaki sürece de benzer bir süreç yok devlette. O bizim için sadece bir kriter. Hem puana bakacağız hem yüzdelik dilimimize bakacağız. Okulun yüzdeliği neymiş, öğrencinin yüzdeliği neymiş ve iki türede baktığımızda en sağlıklı yerleştirmeyi yapıyor olacağız. Biraz yukarıya çıkacağız evet. puanda. Güvenlik alanı evet, yaratacağız. Evet, biraz altta tercih yapacağız risk almamak için. Ama başarı gelin. Sırasını göremeyeceğiz galiba değil mi? Başarı sayısı evet. Biliyorsunuz birkaç yıldır maalesef evet. başarı sıralamasını vermiyorlar. Evet. Onun yerine aslında genel Türkiye sıralamasından bir yüzdelik hesaplaması söz konusu. Geçen seneye oranla şöyle bir avantaj var yalnız. Geçen senede yaklaşık aynı öğrenci sayısında ve yine TEOG sisteminde bir yerleştirme yapılmıştı. Evet. Dolayısıyla yüzdelikler ve taban puanlar bizim için anlamlı olacak bu sene. Harika. Daha doğru tercihler yapılacaktır diye düşünüyorum. Peki bir arkadaşım sormuş tercih yapabilecek minimum puan kaçtır demiş. Nasıl cevap verelim? Böyle bir minimum puan yok. Merkezi yerleştirme için yok. Özel okullarda biraz önce söylediğim gibi kontenjan taban puan. Onu da konuştuk. Evet. Ancak devlet okullarında böyle bir şey söz konusu değil. Sadece oradaki taban puan bize bir kriter olması için veriliyor. Peki yerleştirme yapılırken puanların eşitliği durumu biraz kafaları karıştırıyor herhalde. Burada hakikaten eşit puanlarda neye dikkat edilecek? Bunun sıralaması nasıl yapılacak? Eşit puanlarda öncelikli olarak ağırlıklandırılmış ortak sınav puanına bakacaklar. Yani yıl sonu başarı puanlarından bağımsızlaştırılmış olarak sadece TEOG'daki sınav puanını görecekler. Ondan sonra aşamalı olarak 8, 7, 6 yıl sonu başarı puanlarına bakacaklar. Evet. Tercih önceliğine bakacaklar. Arkasından 8'deki özürsüz devamsızlık sayısı ve bu sene yeni olarak eklenen küçük yaş kriteri söz konusu olacak. Yaşı küçük olan öncelikli olacak tercihte. Bunlar da tabii çok ayrıntılar ama o kadar çok merak edilen şey var ki soruları şimdi toparladım arka arkaya onları da soracağım. Birazdan nakilleri konuşmak istiyoruz. Çünkü bu süreç bir başlayacak ve ondan sonra nakillere nasıl geldiğimizi biz de anlamayacağız. O zamanın evet. nasıl geçtiğini biz de anlamayacağız. Nakil başvurusu için tercih hakları nasıl olacak? Hangi okullara nasıl nakil isteyebiliriz? Bunun koşulları belli mi kılavuzda da? Evet belli. Bu sene nakil diye geçiyor ama birazcık daha aslına bakarsanız tercih sürecine yakın bir süreç gözlemliyor. Açık kılavuzda yayınlanan bu. Nakil süreçleri 3 ayrı nakil süreci var. Dördüncüde de il ya da ilçe komisyonlarının bir yerleştirmesi söz konusu olacak. 3 nakil sürecinde de veliler öğrencileri için 3'er tane tercih yapabiliyor olacaklar. Evet. Ve bu tercihlerde biraz önce söylediğimiz gibi bir taban puan ya da kontenjan kısıtlaması yok. Gitmek istediği okulun kontenjanı boş olmasa dahi tercih Öyle yapma mi? Hakkı var. Evet. Evet. Kaç dönem yapılacak sirkülasyon olacak muhtemelen. Kaç dönemde olacak? Asıl tercihten sonra 3 tane nakil süreci var. Bir de il ve ilçe komisyonlarının merkezi olarak yapacağı bir 4. süreç tercih döneminden sonra bekliyor. Şimdi özel okulu tercih edecek adaylar devlet haklarını kaybediyorlar. Bunu evet. biliyoruz. Evet. Bu yıl özel bir koşul. Bu tartışmaya da açık. Ben de zaman zaman konuklarımla burada tartışıyorum ama eğer bir özel okula kaydını yaptırırsa arkadaşım evet. ve aklında da bir devlet okulu varsa bir aşamasında sistemin bir açığı var mı? Bir aşamasında geri dönüp buraya başvurabilir mi? Böyle evet. bir yöntemi var mı? Nakil sürecinde devletten özele, özelden devlete ya da kendi aralarında da okul tercihi yapabiliyor olacaklar. Yani 17 Ağustos şu anda elimizde var olan takvime göre. Ama takvim değişikliği olursa onu takip edeceğiz. Evet, takvim aslında biraz bizim söyleyeceklerimize de yön verecek durumda. Evet, evet. Bugün itibariyle, Cuma itibariyle. Şimdi bir arkadaşım demiş ki bir Anadolu Lisesi'ne yerleştiğim halde özel bir okula kayıt yaptırdım. Pişman oldum. Tekrar Anadolu Lisesi'ne dönebilir miyim diye sorsam size günün birinde o gün bana cevap verebilecek misiniz demiş. Şöyle söyleyeyim. Yani eğer ki yerinden ayrıldıysa biraz önce söylediğim gibi boş kontenjan kriteri olmadığı için onun yerine de bir başka öğrenci yerleşmiş olacak. Yani bir nakil söz konusuysa başka bir okula kayıt yaptırdıysa bir diğerindeki hakkı maalesef saklı tutulmuyor. Dönme koşulu şöyle olabilir. Eğer ki nakil süreçleri ya da kayıt süreçleri devam ediyorsa sıfırdan başvuru yapıyormuş ya da nakil başvurusu yapıyormuş gibi sürece dahil olacak. Eğer ki böyle bir hak tanınırsa, kazanırsa tabii ki de tekrar dönebilir ama yeri saklı tutulmuyor maalesef. Tuğçe Hocam şimdi bir yerleştirmeye asıl kayıt işlemlerini sormamı istiyor arkadaşlarım. Diyor ki asıl kayıt işlemlerini biz nasıl yapacağız? Bu zor bir süreç mi?
Ne dersiniz? Şöyle, asıl kayıtlarda aslında bu sene okullara gidecekler. Merkezi yerleştirmelerde biliyorsunuz ortaokullar velilerimize yardımcı olacaklar. Okul girişlerini yapacaklar. Sonra kazandıkları okulda velilerin ayrıca bir okula gidiyor olması gerekmeyecek. Otomatik olarak kayıtları yapılmış bir olacak. Bir parça kolaylaştı o evet, zaman. Evet evet, yani merkezi yerleştirmeye dahil olan okullar için böyle bir süreç var. Ama eğer ki bir özel okuldan bahsediyorsak tabii ki orada bireysel başvuru ve bireysel bir kayıt süreci. Kayıt. Peki hiçbir yere yerleşemedi. Olacak mutlaka, buna da bir gün cevap buluyor olmamız lazım. Hiçbir yere yerleşemeyen adayların son durumu ne olacak? Hiçbir yere yerleşemediğinde kılavuza göre şöyle bir açıklama var. Açık liseye yerleşecek öğrenciler. Sonra biraz önce bahsettiğim il ve ilçe komisyonlarına başvuru yapılacak. Yine olası kontenjanında açık bulunan 3 tane tercihte bulunabilecek velilerimiz. Ve o 3 tercihe öğrencileri komisyonlar tarafından 3 tercihten hangisi uygunsa yerleştirilecekler. Tuğçe Hocam, şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi tercih döneminde arkadaşlar, ama pek çok program karşımıza çıkıyor. Program, okul programları karşımıza çıkıyor. Okul programlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını istiyorum adayların. En doğru nereye baksınlar? Nelere dikkat etsinler? Şöyle söyleyeyim, yani MEB bir kere bütün okullarıyla ilgili detaylı bilgi yayınlıyor. Milli Eğitim'in sitesine girdiklerinde okulların hem öğrenim yıllarını hem türlerini ve bunların açılımlarını aslında çok net öğrenebilirler. Ama biz her zaman velilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Hangi okula gitmek istiyorlarsa aslında en güzeli gidip gözleriyle görmeleri. Oradaki süreci kapısından girdiğiniz andan sizi karşılayan kişiye kadar siz görmelisiniz. Sizin içinize sinmeli. O binada çocuğunuz okul okuyacak, o çevrede bulunacak. Bunu görmeli ve ona göre tercih yapmalısınız. En doğrusu aslında böyle, ama MEB bu konuda onlara destek. Bütün bilgileri sitesinde aktarıyor. Peki ben biraz da özel okul seçimini sormak istiyorum aslında. Şimdi tüm okullar kapısında aslında binlerin, yüz binlerin beklediği okullar değil özel okullar cephesinde de. Evet. Velilerin pek çok seçeneği var. Biliyorsunuz temel liseler de hayatımıza girdi. Artık daha da erişilebilir hale de geldi aslında özel okulculuk Türkiye'de. Sayısı da artıyor, yüzdesi de artacak. Ben şimdi bu gözle hakikaten çok da kıymetli bilgiler verdiniz. Tecrübeniz de çok belli oluyor. Bu tecrübeyi arkadaşlara bu açıdan aktarmak istiyorum. Sizce bir okul seçerken veli nelere dikkat etsin? Ne tür öncelikleri olsun? Soracağı o sorularda neler olsun? Şöyle söyleyeyim, eğer bir özel okuldan bahsediyorsak tabii ki öncelikle artık lise dediğimizde üniversite akla geliyor. Nasıl ilköğretim okulunu seçerken lise başarısına bakıyorlarsa, lise dediğimizde de üniversite başarısına bakıyor olmaları gerekir. Evet. Üniversitede öğrencinin ne istediği çok önemli. Şimdi özel okullarda, özellikle yabancı özel okullarda var biliyorsunuz, hepsinin farklı bir bakış açısı var. Bazısı Türkiye'nin sistemine çok uygun, üniversiteye çok yüksek başarılarla öğrenciler yerleştirirken, bazı özel yabancı okullar özellikle yurt dışına öğrenci aslında yetiştiriyorlar. Evet. Sizin çocuğunuzla ilgili ya da çocuğunuzun gelecek planının ne olduğunu şimdiden bir nebze de olsa netleştirmek gerekir. Evet. Özel fen liseleri var. Mesleki olarak ne tercih edecek, buna bakıyor olmak gerekir. Ve sadece isim için değil, bu çok önemli. Bazen sadece isim için tercih ediyorlar. Sadece hani bir yerde bulunması önemli değil. Asıl öğrenciye ne katacak onun sistemi? Gitmeliler, görmeliler, programını detaylı öğrenmeliler. Onlar için yabancı dil mi çok daha önemli? Üniversite başarısı mı daha önemli? Yurt dışında mı okuyacak ya da Türkiye'de bir sistemde mi okuyacak? Bunlarla ilgili süreçlerini okulun birebir bilgi sahibi olmalı. Kendilerinin istekleriyle en çok eşleşen, onlara en iyi altyapıyı sağlayacak okulu tercih ediyor olmalılar. Peki sonrasında mesela diyelim ki bir veli size geldiği zaman, sizle konuştuğu zaman, okulla ilgili bilgi istediği zaman doğru yerde mi oluyor? Yani hani siz bu işin doğru insanları mısınız? Kimlerle konuşmalıyız biz okula gittiğimiz zaman? Bütün bu söylediğiniz gözlemleri kimlerle paylaşmalıyız ve almalıyız? Eğer ki özel okulun kendisine gidiyorsak tabii, tabii ki. Tabii, orada tabii. Rehber öğretmenleri bu anlamda destek verebilir. Müdür yardımcıları veya müdürleri, yani aslında yönetim kadrosu işin içindeki kişiler buna çok daha iyi hizmet edebilir. Bir yandan bir şey daha var ki, o da öğrenciler. Orada okuyan öğrenciler aslında size çok iyi ipuçları veriyorlar. Bir iki tanesiyle konuştuğunuzda o sisteme dair çok objektif
geri bildirimler alabiliyorsunuz. Ben teneffüsleri de izlemekten yanayım açıkçası. Evet. Teneffüslerin de büyük tiyolar verdiğini velilere düşünüyorum. Aynen öyle. Biraz okul giriş çıkışlarında evet. bir bakmak lazım dediğiniz çok gibi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ediyorum. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Bütün sorularımı sordum. Hakikaten arşivlik bir program oldu. Ağzınıza ve ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Evet efendim, şimdi kısa bir ara için izin rica ediyorum. Buradayız tekrar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üniversite adaylarına sesleneceğiz bu dönemde, bu bölümde. Üniversite adayları gözümüz kulağınız bizde olsun. Çünkü biliyorum ki hepimiz ummal şekilde sonuçları bekliyoruz. Sonuçların akıbeti ne olacak? Şimdi hocama soracağım. İki tane değerli konuğum var. İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Sebahattin Kutlu hocam bizle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Flash 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 deyip size mikrofonu biraz sonra atacağım. Ve yine aynı üniversiteden İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi Müdürü hocam. Aynı zamanda da Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ayşin Kaplan Sayıda bizle. Hocam siz de tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bu kadar çok sorum var size soracağım aslında. Eğitim fakültelerinin evet. öğrencilerini de çok ilgilendirecek başlıklar olacak ama izin verirseniz biraz üniversite adayları ve sonuçları diyebilir miyim? Tabii ki de, buyurun. Şimdi hocam bugün bekliyorduk. Olmadı evet. yarın diyorduk ama galiba anladığım kadarıyla önümüzdeki haftaya, haftanın ilk yarısında kaldı sonuçlar. Telaşa gerek var mı? Eyvah diyelim mi? Bizim de TEOG'da olduğu gibi bizim de bu tarafta takvimimiz şaşar mı? Neler söylersiniz? Yok, artık büyük itirazlar da olmadı zaten LYS ile ilgili. Son yıllarda da ÖSYM bu konuda son derece profesyonel çalışıyor. Biliyorsunuz sınav oluyor, 3 gün sonra 4 gün sonra biz sonuçları öğreniyoruz. Yerleştirmelere tercihlenen hemen 3-4 gün sonrasında sonuçlar açıklanıyor. Yani o kaygılı, stresli bekleme süresini ÖSYM hakikaten çok ciddi olarak azalttı, düşürdü. Biz aslında şimdi sınavın hemen ertesi haftası sonuçlar niye gelmediği düşünüyoruz. Daha önce biz haftalarca bekliyorduk. O da doğru değil mi? Hani bu telaşın da anlamı böyle, hani bizi alıştırdılar çünkü. Aynen YGS'den 2 gün sonra, 3 gün sonra sonuç görmeye alıştığımız için. Ama şimdi ben şunu söyleyeceğim. Arkadaşların sınavları bitti. Onlar netlerini az çok biliyorlar. Evet. Onlar girdiler internete, tercih robotlarında puanlarını hesapladılar, puan evet. hesaplamaları kullandılar. Tercih dönemi başladı değil mi hocam? Aslında? Tercih dönemi başladı. Orada küçük ama arkadaşlarıma bir şey söyleyeceğim. Buyurun. O internet üzerinden yaptıkları puan hesaplamalar, başarı sırası tahmini hesaplamaları hep geçen yıla göre. Asla ve asla şöyle düşünmesinler. Ben şimdi oturdum, puanımı hesapladım. Bu netlerle yaklaşık bu puan geliyor. Geçen sene bu puanla şurası, şurası, şurası olmuş ama benim istediğim şurası olmamış gibi sakın böyle bir şeye düşmesinler. O puan hesaplama geçen yılın kriterleriyleydi. Bu yıl farklı kriterler var, farklı başarı oranları var. Aynı netlerle farklı puanlar gelecek. Puanları geçtim. En önemlisi farklı başarı sıraları gelecek. Ki ÖSYM bu sene hem lisans programlarına hem de ön lisans programlarına başarı sıralarını yazdı. Evet. Kılavuzda. Evet. Dolayısıyla o başarı sıralarını tahmin etmek şu an mümkün değil ki biz tercihleri onlarla yapacağız. O yüzden arkadaşlarım sakın ha şu an o puanları hani tahmin olarak hesaplayıp da oldu olmadı diye düşmesinler, strese girmesinler. Puanlar açıklanacak birkaç güne kadar. Şimdi geçireceğimiz zamanı puanları düşünerek değil, üniversiteleri gezerek, dolaşarak hem bölümler hem meslekler hem üniversiteler hakkında bilgi alarak geçirelim. Peki şimdi hocam sizi bulmuşken madem üniversiteleri gezelim dedi hocam, oradan başlayalım. Üniversitenizin önemli buluşlarından diyeyim, hakikaten ben de çok etkileniyorum. İstanbul Çocuk Üniversitesi fikrinden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında şunu sormak istiyorum. Bu yıl sizi tercih edecek, İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih edecek adaylara bu buluşun, bu fikrin nasıl bir katkısı olacak? Onlarla nasıl buluşturacaksınız bu projeyi? Aslında hemen fikir babalarına teşekkürle başlayalım o zaman. Buyurun. Biliyorum siz de çok seviyorsunuz dekanımız evet. Sayın Profesör Doktor Hamide Ertapınar. Hocamızın hayaliyle başlayan ve mütevelli heyet başkanımızın desteğiyle başlayan bir proje. Ve 3 yıldır da gayet güzel yürüttüğümüz bir proje. Evet, aileler ve çocuklar boyutunda zaten çok etkili olduğumuzu söyleyebiliriz. Basın yansımaları, bize gelen dönütler, öğretmenlerimizin
testlerimizin dönütleri bunu gösteriyor. Ama aynı zamanda gelen çocuklarımız, lisans öğrencilerimiz için de çok ciddi bir laboratuvar ortamı sunuyoruz. Yani hem kendilerini, bildiklerini aktarma konusunda test edebiliyorlar, hem de yeni nesil eğitime cevap verebilmeleri adına hem eğitim fakültesi öğrencileri hem de bir mühendislik fakültesi öğrencisi yeni nesille nasıl iletişim kurabilir adına çok ciddi kazanımları oluyor. Çünkü sadece şöyle de bakmamak gerekiyor. Biz üniversiteyiz ve evet, tamamen hayata hazırlıyoruz. Hem çocuk anlamında, hem eğitimci anlamında, hem de anne baba olarak. Çünkü onlar aynı zamanda geleceğin anne babaları diyebiliriz. Doğru söylüyorsunuz. Eğitim fakültelerinin zaten apayrı bir önemi var. Peki bir takım projeler var mı? Onları bu anlamda daha da hayatla buluşturan nelerden bahsederiz? Tabii ki de orada şunun da altını çizmek gerekiyor belki. Biz eğitim fakültesi olarak gerçekten aktif ve sürekli proje üreten bir birimiz. O dinamiklik bizi ayakta tutuyor bir taraftan. En yeni projemiz bir tema parkla, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu bir tema parkla işbirliğimiz. Bak ne güzel bir şey hocam. Eğlence, evet, ve eğitimi bir arada artık konuşuyoruz. Çok güzel. Çünkü ihtiyaçlarımız aslında bizi bu doğrultuda yönlendiriyor ve bu aslında lisans öğrencilerimizin isteği üzerine de gelen bir şey. Öyle mi? Bu tüm öğrencilerimizin kullanımına açık olacak bir proje aslında. Yerinde uygulama kapsamında üniversitemizin bütün öğrencileri, hem eğitim fakültesi öğrencilerimiz hem de diğer öğrencilerimiz bu tema parkta gidip belli alanlarda, kendi ilgi alanı olan alanlarda çocuklarla çalışabiliyor olacaklar. Hem bunun karşılığında cüzi bir ücret kazanıyor olacaklar, bir kazanım elde ediyor olacaklar. Hem de yine aynı şekilde çocuklarla iletişim kurma, bir içerik bilgisini sunma, onlarla vakit geçirme, özellikle de eğitim fakülteleri öğrencileri gerçekten yeni nesil ortamlarda eğlendirerek çocukları nasıl öğreteceklerini de uygulamalı olarak görüyor olacaklar. Harika. Şimdi biraz yine adayların sorularına dönelim. Diyorlar ki biz Selahattin Hocam'dan şey istiyoruz, TÜO istiyoruz. Nelere dikkat edelim biz bu yıl tercih yaparken? Çok böyle değişen sıralamalar, çok bizi şaşırtacak bölümler var mı? Neler söylersiniz? Şimdi tabii değişen durumlar var. Örneğin işte hukukun puan türünün değişmesi. Örneğin ön lisans programlarının kontenjanlarının ikiye bölünmesi. Değişiklikler var. Elbet başarı sıraları değişecek. Ama sonuçta bizim arkadaşlarımızın aldığı puanlar var. Biz bu puanları mütevelliyet başkanımızın söylediği gibi, her zaman söylüyor onu, bilgiyi puana dönüştüren öğrencilerimizin şimdi o puanlarını fakülteye dönüştürme yolundaki çizgimiz değişmiyor. Orada yapacağımız temel işler belli. Puanlarımızı alacağız. Bu puanları geçtiğimiz yılın başarı sıralarıyla, puanlarıyla kıyaslayacağız. Ona göre kendi istediğimiz, kendi arzuladığımız bölümleri çok ciddi manada tespit edeceğiz. Bu tespit sırasında çok dikkatli olacağız. Özellikle bölüm seçiminin meslek seçimi olduğunu unutmayacağız. O mesleği ne kadar istediğimizin üzerinde duracağız. O mesleğin ne kadar günümüzün ve aynı zamanda geleceğin de mesleği olduğunu hesap edeceğiz. O mesleği İleride gerçekten her ortamda gururla, onurla söyleyebileceğimiz bir meslek olduğuna emin olacağız. Evet. Seçtiğimiz üniversitede 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, belki yüksek lisansı yıllarca süre geçireceğimizi, zaman geçireceğimizi düşünerek o üniversiteyi tercih edeceğiz. İşte tüm bunları yapabilmek için de en önemli tüyomuz bu süreyi doğru değerlendirmek. Puanlarımızı mı konuşacağız, başarı sıralarını mı konuşacağız? O zaman gideceğiz bunu bir uzmanla konuşacağız. Bir rehberlik uzmanını bulacağız. %100 katılıyorum. Çok mu zor? Uzmanlardan mutlaka destek isteyeceğiz. Elbette, çok zor değil Ece Hanım. Yani baktığınız zaman şimdi yaklaşık biz 1 milyon 200 bin öğrencinin tercih yapmasını bekliyoruz. Evet. Bu 1 milyon 200 bin öğrenci kaç günde tercih yapacak? Yaklaşık 8 günde. Evet. Eğer böyle bakarsanız hakikaten... Rehber öğretmenlere Allah kolaylık versin, evet, diyoruz. Böyle baktığımızda hakikaten kolay değil ve zor. Rehber öğretmen için de zor. Ona ulaşmak isteyen anne baba için de zor. Doğru bilgiyi almaya çalışan öğrenci için de zor ki bu sefer de zaten birkaç yere gittiğinde zaten kafası allak bullak olacaktır. Doğru yerlerde doğru insanlarla bir araya geleceğiz. Tercih merkezlerine gideceğiz. Biz şu anda Türkiye'de 150'nin üzerine tercih merkezi kurduk. Arkadaşlarımız orada rehber öğretmenler bekliyor. Kampüste çok büyük bir tercih merkezimiz var. Akademisyenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, mentor öğrencilerimiz. Çünkü her soru herkes için değil.
farklı soruları farklı insanlara sormamız lazım. Orada bekliyoruz onları, gelsinler, tercih merkezlerinden bilgi alsınlar, kampüsü gelsinler, görsünler. Orada tüyoların hepsi var. Peki hocam, hazır sizi bulmuşken benim de çok önem verdiğim konulardan bir tanesi farklı çocuklar aslında. Her anlamda farklı çocukların evet. eğitimi. Üstün zekalılar öğretmenliği bölüm başkanısınız. Şimdi bu bölümü tercih edecek adaylara da hem bölümü biraz anlatalım hem bu mesleği anlatalım aslında. Nasıl çıktılar bekliyor bu alan? Nasıl öğretmenler istiyor? Yani bu gerçekten çok güzel bir nokta. Öncelikle onlara buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum. Lütfen korkmasınlar. Atanmama korkusuyla tercihten geri durmasınlar. Çünkü hem çok geleceği olan bir bölüm hem de gerçekten ülke olarak bizim ihtiyacımız olan bir bölüm. Nasıl bir uygulamayla götürüyoruz? Bir kere zaten özel eğitim kapsamında çocuk üniversitesi bağlamında uygulama yapma şansları var ve birden dördüncü sınıfa kadar çocukların hem özelliklerini hem de öğrenme stratejilerini uygulamalı olarak görme şansı veriyoruz onlara. Bu şansı tanıyoruz. Aynı şey zihin engelleri öğretmenliğimiz için de geçerli. İkinci sınıftan itibaren çok farklı kurumlarda, vakıflarda, özel eğitim kurumlarında staj yapmaya, uygulama yapmaya başlıyorlar. Anlatırken de öncelikle bu çocukların sosyal duygusal ihtiyaçları neler? Bunlar üzerinden gidip farklı öğrenme stratejilerine ihtiyaçları var. Bunlar üzerinde duruyoruz. Ama hep şu kaygıları oluyor ve bu gerçekten benim üzüldüğüm bir nokta. Atanamayız. Öyle bir şey yok. Zaten özel kurumlar bu anlamda çok ciddi bir istihdam sağlıyorlar. Buna üniversite olarak ve yakında kolejleri açılacak bir üniversite olarak biz de dahiliz ve bunun dışında birçok kolej de bu yönde adım attı. Ama onun dışında bakanlığın da bu yönde çok ciddi adımları var. Evet. Biz de bu noktada onlara destek oluyoruz. Devlette atanmaları da yakın gündemde. Zihin engelleri öğretmenliği zaten atanıyor. Üstün zekaları öğretmenliğinde atanması yakın gündemde söz konusu. Duyurmuş olalım. Çok güzel evet. bir haber bu. Çok sevindim açıkçası. Son 1-2 dakikam hocam. Şimdi yine tercihler diyeceğim. Tercih dönemi diyeceğim. Bir aday tercih dönemini, tercih günlerini nasıl değerlendirmeli, nasıl geçirmeli? Bir defa sadece zamanını bunu ayırarak geçirmeli. Zaten kısa bir zaman var ve bizim için çok önemli bir karar söz konusu. Fakat bu biz hep böyle söylüyoruz. Çocuklarda ben hissediyorum bazen bir kaygıya neden oluyor. Evet. Yani zaman kısa, çok önemli bir karar meslek seçeceğim. Kaygıya gerek yok. Arkadaşlarımıza biz söylüyoruz. Neredeyse herkese yetecek kadar kontenjan var. Normal şartlar altında bu sınavlara girmiş bir arkadaşımız eğer tercihlerini doğru yaparsa üniversiteli olacaktır. Yani bir ay sonra ki Ağustos'un ilk haftasında kayıtlar var. Üniversite kimliğini cebine koyacaklar zaten. Harika. Doğru söylüyorsunuz. Nasıl baktığımızla aslında biraz da ilgili bu süreç. Aynen öyle. Eğer önümüzdeki 10 güne bakarsak nasıl tercih yapacağım? Ama önümüzdeki bir aya baktığımızda bir ay sonra ben üniversiteliyim diyecek bu arkadaşlarım. Tek istediğimiz bu süre zarfını en iyi şekilde, en verimli şekilde geçirmeleri. Anne babalardan ricamız onların hayalindeki meslek, çocuklarının hayalindeki meslek olmayabilir. Bunu unutmamaları. Arkadaşlarımıza tavsiyemiz kendi arkadaşları için çok önemli, çok güzel olan bölüm ve meslek onlar için aslında o kadar da olmayabilir. Bugün popüler, çok konuşulan bir bölüm, bir meslek belki bundan 10 yıl sonra o kadar da geçerli olmayabilir. Dolayısıyla sadece duyduklarına bakarak, şu an gördüklerine bakarak karar vermesinler. Önümüzdeki yıllara düşünerek, bir uzmanla bir araya gelerek buna zaman ayırarak karar versinler. Peki hocam, siz kapatmadan önce belki de bölümünüzü ya da fakülteyi tercih edecek adaylara neler söylemek istersiniz? Biz onlara gerçekten birçok konuda uygulama şansı sunuyoruz. Birçok projemiz var. 2 Ekim'de yine Avrupa Bilim ve Eğlence Günümüz olacak orada. Birçok çocuğumuz kendi ilgi alanlarına yönelik yine çocuklarla birlikte çalışma fırsatı bulacaklar. Onun dışında 3-4-5 Ekim'de bir kurumla birlikte ortak onlara destek verdiğimiz yine bir bilim şenliği hazırlıyoruz. Yeni giden merkezlerimiz, yeni oluşturduğumuz merkezlerimiz var. Özellikle önümüzdeki dönemde uluslararası ile ilgili çalışmalarımız oluyor ve lisans öğrencilerimiz de burada bir dünya vatandaşı olarak yetişme şansını elde ediyor olacaklar. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Hem Eğitim Fakültesi hem Üstün Zekalılar biraz rehberlik. Hocam daha sizle çok program yaparız. Kesin çok soru gelir biliyorum. Ayağınıza ve ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, araya gidiyoruz. Tekrar burada olacağız. Müzik.
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üniversite adaylarına yine sesleneceğiz. Bir başka üniversiteyle karşınızdayız. Eğer sorularınız ve görüşleriniz olursa üniversite adayları hashtaginden bize her zaman Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Betül Çotuksegen Hocam bizle. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnunum sizi tekrar aldığım bana kadar güzel. Şimdi çok soru soracağım. Üniversiteyi de anlattırmak istiyorum size ama tecrübelerinizden de arkadaşları faydalandırmak istiyorum. Bu yıl birkaç yıldır ben sizi üst üste ağırlıyorum. Her yıl güzel haberler geliyor Maltepe Üniversitesi'nden. Bu yıl yeniliklerimiz nelerdir? Hemen yeniliklerden başlayalım. Evet, yeniliklerimiz öğrencilerimizle çok daha diyalogumuzu güçlü tutarak, en üst boyuta neredeyse taşıyarak, kapılarımızı her an onlara açık tutarak çok önemli çalışmalar yaptık. Onlarla birlikte yaptık. Bu yılı gerçekten 2014-2015 akademik yılını öğrencilerimizle tam anlamıyla birlikte hem akademik çalışmalarla hem de sosyal çalışmalarla birlikte geçirdik diyebilirim. Bunlardan bir tane hem sürdürülebilirliği de biz çok önemsediğimiz için Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımızın bir önerisiyle başladığımız ve öğrencilerimizin bunu kesinlikle rektörlüğümüzün ve öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ama özellikle öğrencilerimizin altını bunun çizmek istiyorum. Evet. Bizzat da içinde bulunduğum için çok içselleştirdiğimiz bir programımız var. Bir projemizi gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Öğrenci Kongreleri. Şimdi bu öğrenci kongrelerinizi daha önce de duymuştum. Evet. Öğrenciler birebir içinde çalışıyorlar mı? Fikirlerin içinde varlar evet. mı? Konuların seçiminden tutun, her sene işlenecek konuların seçiminden bilfiil içinde olduğum için bunu söylüyorum açıkçası. Güzel. Açık bir yüreklilikle söylüyorum. Öğrencilerimiz baştan sona kitaplarının yayınlanmasına varıncaya kadar, kongrelerin çünkü biz özet kitaplarını da mutlaka yayınlıyoruz. Evet. Bütün bunları yapıncaya kadar her türlü editörlük de dahil olmak üzere büyük ölçüde bu çalışmaların tam anlamıyla içindeler. Diyalogları kendileri kuruyor. Yurt dışındaki akranlarıyla kendileri haberleşiyor elektronik ortamda, sanal alemde. Ve daha sonra her yılda bu sayı artmakta. Bu yıl örneğin 54 farklı ülkeden yüzlerce öğrenci aramıza katıldı. Ve geleceğin bilim insanları bunlar. Akademisyenleri olacaklar. Hayatı değiştirecekler, dönüştürecekler. Evet. Ve dünya sorunlarına bilgiyle yaklaşmaya çalışan insanlar. Her kongremizin aynı zamanda bir sosyal yanı da söz konusu. Dolayısıyla son derece önemli. Bir başka şey daha yaptık tıp fakültesi öğrencilerimizle. Ülkemizin 58 tıp fakültesinden öğrencileri bir araya getirdik Şubat ayında. Ve 300 küsür öğrenci bizde 2 gün boyunca tıp ve teknoloji konusunu ele aldı. Teknoloji biliyorsunuz hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Hayatımızın artık. İçinde evet. Tıp alanında teknoloji kullanımının ne kadar nedenli önemli olduğunu öğrencilerimizle yine paylaştık. Hem kendi öğrencilerimiz hem de diğer tıp fakülteleriyle birlikte. Kültürel çalışmalarımız, sosyal çalışmalarımız süre gitmekte. Dolayısıyla yerleşkemizin bize sağlamış olduğu olanaklar da tabii çok önemli olduğu için yeşil bir kampüse sahibiz biz aslında. Hadi biraz kampüsü hayal evet, ettirelim o zaman. Siz yeşil önemli, dediniz. Evet. Ben büyük ama çok da keyifli diye ekledim keyifli, kendi adıma. Kesinlikle. Ben de çok biliyorsunuz beğendim. Yerleşkemizi, evet kampüsümüzü. Neler eklersiniz siz? Olanakları çok zengin bir kere. Öğrencilerimizin rahatlıkla birbirleriyle iletişim kurabilecekleri mekanların sayısı bakımından, genişliği bakımından, temiz havasıyla gerçekten çevreci bir anlayışla oluşturulmuş bir yerleşke olduğu için hem bizim daha doğrusu web sayfamızdan da internet sayfamızdan da bunlara ulaşmak gerçekten yani hayatın içinde bir kampüs. Hem şehrin içerisinde hakikaten hem de yeşilliğiyle mükemmel doğasıyla bir sakin bir alan olarak da aynı zamanda öğrencilerimizi kucaklamakta diyebilirim. Biz tabii yaptığımız çalışmalarla da öğrencilerimizi daima hayatın içerisinde katmaya çalıştığımız için çünkü bunu artık hepimizin çok iyi içine yerleştirmesi gerekiyor. Hayatın içerisinde olmayan bir eğitimin hiçbir anlamı yok. Yok tabii. Hayata dokunmayan bir bilginin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla biz hem ders ortamında hem de merkezlerimizle bağlantısı içerisinde öğrencilerimizi dört duvarın arasından çıkarmaya ve onlarla açıkçası merkezlerimizin yapmış olduğu çalışmalarla buluşturmaya ve orada faal olmalarını, etkin olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da örneğin sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar merkezimizle, insan hakları merkezimizle,
İnsan ve toplum araştırmaları konusunda çalışmalar yapan merkezimizle ve diğer bütün merkezlerimizle öğrencilerimizi bir arada hep bizlerle birlikte hayatın içerisinde olmaya, bilgiyle buluşmaya davet ediyoruz ve birlikteyiz gerçekten. Peki şimdi hep sizinle ilgili araştırma yaptığım zaman her yerde şu iki kelimeyi duyuyorum arka arkaya, öğrenci eksenli. Evet. Çok kullanıyorsunuz hem kendi yazılarınızda hem de sizin hakkınızda yazılmış şeylerde. Öğrenci eksenli üniversite, öğrenci eksenli olma fikri. Bursları soracağım şimdi buradan buraya bağlayacağım. İlginç burslarımız var bizim. Evet, yani özellikle bir tanesi çok ilginç. Bakalım burslarda yeterince öğrencilere olanaklar, fırsatlar sunuyor musunuz? Evet. Hem alışılagelmiş burslarımız var bizim, biliyorsunuz ÖSYM aracılığıyla vermiş olduğumuz tam burslarımız var. Onun dışında %50, %25 burslarımız var ve bir de Maltepe Bursu diye bizim bir bursumuz var. Maltepe Bursu nedir hocam? Maltepe Bursu bir yenilik bu. Bu sene başlatıyor olacağız bu bursumuzu. %30 oranında verilecek bu burs. İlk tercih yapan bazı bölümlerimiz bu bursu almak üzere bazı bölümlerimizin tercih etmiş olması gerekiyor öğrencilerimizin. Bunların bir listesi var tabii bizim kataloğumuzda ve web sayfamızda bulabilir adaylar. Hı hı. Aileler bunlara bakabilirler. Maltepe'de oturan, Maltepe ilçesinde nüfusa kayıtlı olan veya bunlardan her biri, yani bunların hepsini bir arada kendisinde bulundurmak değil. Ya Maltepe ilçesinde oturuyor olacak ya Maltepe ilçesindeki nüfusa kayıtlı olacak veyahut da başka bir seçenek daha, oradaki bir okuldan mezun olacak. Liseyi oradan bitirmiş olacak. Dolayısıyla bursa hak mı kazanacak? Evet, %30 birinci sırada tercih ettiği takdirde %30'luk bir indirim hakkı, burs hakkı olacak öğrencilerimizin. Bunu biz çok önemsiyoruz. Bu aynı zamanda ilçeden biz adımızı alıyoruz. Maltepe ilçesinde bir borcumuz diyedir bunu düşünüyoruz aynı zamanda. Yerel enerjiyi de burada Yüksek Öğretim Kurumumuzda hayata geçirmek istiyoruz. Peki şimdi aklıma başka senaryolar geliyor hocam. Hani bu burstan yararlanmak isteyip Beylikdüzü'nde oturan bir arkadaşım gelir Maltepe'de ikametgah alırsa şimdi, ne olacak? Evet, üniversite için başvurusunu yaptığında göstermiş olduğu adres ve kayıtlı olduğu, yani nüfus kayıtları da burada önemli. Son bir yıldır kayıtlı olmuş olması lazım. Demek ki ilginç bir süreçlerimiz var ama Maltepe'ye bir anlamda gönül vermiş insanlar, orada yaşamayı sevenler ve Maltepe'den adını alan bir üniversiteyle buluşmak isteyenleri açığız. Peki biraz araştırma uygulama merkezlerinize dönelim şimdi derim. Çünkü öğrenci adayları için bir bölümde okumak değil sadece. O bölümü uygulamış olmak, o bölümün bütün dinamiklerini deneyimlemiş olmak da çok önemli. Üniversiteler bu anlamda büyük görevler üstleniyorlar. Sizde durum nasıl? Bunu biz hem ulusal hem uluslararası boyutta yapıyoruz. Hem kent içinde yaptığımız çalışmalarda, yani İstanbul'un işte Anadolu yakasında bulunan bir üniversiteyiz. Çevre ilçelerle yapmış olduğumuz çalışmalarla bunu çok somut olarak söyleyebilirim. Örneğin Sultanbeyli'de yaptığımız çalışmalarımız var. Gençlerle gençler için projesi. Gençleri karşılaştırmak, buluşturmak aynı yaş grupları içerisinde. Bunun dışında diğer başka merkezlerimizde tabii yine yaptığımız çalışmalarımız var. Bu çalışmalarda hakikaten hocalarımıza, öğretim üyelerimize yardımcı olmak üzere yapabildikleri gibi çalışmaların arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız, hem de staj sırasında, uygulama sırasında alana yayıldıkları için, sadece merkezler aracılığıyla da değil, bizim örneğin diyelim ki Fen Edebiyat Fakültesi'nin, Eğitim Fakültesi'nin, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, İletişim Fakültesi'nin hem kurum içi zenginliklerinden yararlanmak üzere hem de bu zenginlikleri dışarı açmak üzere kurum dışında da merkezler aracılığıyla da çok çeşitli çalışmalar yapıldığı gibi ilklere de biz imza attık. Hemen bir ilk yaptığımız bir şey daha geldi hatırıma. Buyurun. Öğrencilerimizi biz sadece diploma programıyla yetinir olarak hayata yollamak istemiyoruz. Diploma programlarının, yani diplomaların dışında onlara başka yeterlikler de kazandırmaya çalışıyoruz. Örneğin denetimli serbestlik konusunda yaptığımız çok önemli, hem topluma uzun vadede hatta kısa vadede çok yarar sağlayacak bir çalışma var. Bu da tamamıyla son yıllarda, aşağı yukarı son 15-20 yılda yurt dışında. Bizim ülkemizde de aşağı yukarı 8-10 yıllık bir geçmiş zaman dilimi içerisinde, onarıcı adalet kavrayışı içerisinde herhangi bir şekilde yasayla başı derde girmiş
kişilerin hayata tekrar dönüşlerini, anlamlı ve insani bir şekilde dönüşlerini sağlamak üzere oluşturulmuş bir sistem. Bu sistem hukukçuların dışında sosyal hizmet uzmanlarını, sosyologları, filozofları, felsefecileri ya da filozofları diyelim, evet, psikologları bütün bunları ilgilendiriyor ve biz bütün örneğin Fen Edebiyat Fakültesi'nin 4 bölümünün de işbirliğiyle böyle bir çalışma düzenledik. Bir sertifika programı düzenledik ve Türkiye'de bu ilk defa yapıldı. Evet. Hem Türkiye'de ilk defa yapıldı bu sertifika programı, hem de bir üniversitenin çatısı altında ilk defa yapıldı. Sürekli eğitim merkezimizle işbirliği içerisinde Fen Edebiyat Fakültesi rektörlük katkısıyla biz düzenledik bu çalışmayı ve öğrencilerimize mezun olmadan bir sertifika imkanı sağladık. Sadece öğrencilerimiz gelmedi bu sertifika programına, dışarıdan da katılımlar oldu. Dolayısıyla bu da bizim bu yıl yapmış olduğumuz en önemli yeniliklerden biridir diyebilirim. Bu bağlamda bizim yurt dışında Avans Üniversitesi ile Hollanda'da yıllardır süren zaten proje çalışmalarımız var. Sık sık öğrencilerimiz karşılıklı olarak iki üniversitenin işbirliğiyle öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz gittiler, geldiler, buluştular. Bilgi paylaşımını sürekli olarak hayatın içerisinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz bu bakımdan. Onun için öğrenci eksenliyiz, öğrenci odaklıyız. Peki hocam, diyorum. Şimdi uluslararasılaşmayı biraz konuştuk ama evet, yine sorular geliyor. Erasmus ve Farabi ve Mevlana programlarını soruyor arkadaşlarım. Evet. Önemli onlar için. Önemli, de tabii ki. Elbette. Neler elbette söyleriz bu başlıkta? Çok sayıda anlaşmamız var üniversitemizde. Erasmus başta olmak üzere ve Farabi devamında. Mevlana programında daha çok yeniyiz ama özellikle Erasmus'ta çok sayıda anlaşmamız var. Onun dışında öğrencileri yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışından geliyorlar. Hocaların değiş tokuşu oluyor. Bu çok önemli. Çünkü bir üniversite önünde sonunda öğretim üyesi ya da hoca öğrenci işbirliğidir, beraberliğidir. Aynen, evet. Bunun çok önemli bir paydaşıdır öğrenciler ve öğretim elemanları. Dolayısıyla bu değişim programlarıyla karşılaşmalar çok sık gerçekleşiyor. 600'ün üstünde bizim Erasmus anlaşmamız var. Bu konuda oldukça deneyimli, çok deneyimli hatta bir üniversiteyiz. Ta işin başından beri Bologna süreci kapsamında işte Avrupa Birliği eğitim programlarının ilk ülkemizde yaygınlaşmaya başladığı günlerden beri bu işi hakikaten çok iyi gerçekleştirdik. Ve biliyorsunuz zaten Avrupa Birliği eğitim programlarının en önemli şeylerinden, verimlerinden bir tanesi diploma eki etiketidir. Evet. AKTS etiketidir. Bunları zaten ilk alan üniversitelerden biriyiz. Web sayfamızda bütün bunların ayrıntılarını da görebilirsiniz. Yani standartları, kalite güvencesini özellikle geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bir üniversiteden mezun olduğu zaman kişiler bunu hayatı boyunca taşıyacak bir diplomayla hep evet, kamuya mal edecekler. Dolayısıyla da bu diplomanın her zaman hakkını veriyor olmak lazım. Mezunlarla iletişim konusu da bizim yine bir merkez çalışmamız var. Mezunlarla iletişim ve kariyer araştırma merkezimiz. Bu merkez aracılığıyla da gerek kariyer günlerini düzenleyerek, ki bu sene neredeyse 5 güne yakın bir çalışma yaptık, geleceğin meslekleri konferansını da düzenledik. Dolayısıyla her şey öğrencilerimiz için, öğrenmek isteyenler için diyebilirim ben. Çok teşekkür ediyorum. Ben biraz teşekkür galiba ediyorum. Anlattık. Kapsamlıca evet, oldu. Ben içim çok rahat ama web sitenizden de mutlaka inceleyecektir evet, adaylar. Ayağınıza ve ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Evet efendim, bugünü burada noktaladık. Üniversite adayları için biraz üniversiteler dedik, biraz TEOK'ta konuştuk. Biz devam edeceğiz bu tür programlar yapmaya ama siz de sorularınızla ve görüşlerinizle her zaman bize katkıda bulunabilirsiniz. Eğitimveeğitim.com bu adresi. Bunun için her zaman hazır. 7/24 uzmanlarımız sorularınızı cevaplayacak buradan. Zaman zaman akşamları da yayınlar yapıyoruz soru cevap şeklinde. İnternet üzerinden sizleri de bekliyoruz efendim. Yapım ortağım sevgili Müge Arda ve CNN Türk'ün değerli ekibiyle hazırlıyor ve ekranlarınıza getiriyoruz programlarımızı. Biz yarın hafta sonu yine uzun soluklu programlarla karşınızda olacağız. Sizleri de bekleriz.